Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da partisince düzenlenen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuştu. Aklın bilginin üstünlüğünü toplumun her kesiminin kabul etmesi lazım diyen Cumhuriyet Halk Partisi lideri, insan beyni artık 21. yüzyılda en stratejik üründür ifadelerini kullandı. Saniyede birden fazla buluş var. Her saniyede birden fazla buluş var. Eğer biz eğitim sistemimizi yenilemezsek, eğitim sistemimizi çağa uydurmazsak, eğitim sistemimizi sorgulayan analitik bir yapıya kavuşturmazsak geleceğimiz pek de parlak değildir. Aklın üstünlüğünü, bilginin üstünlüğünü toplumun her kesiminin kabul etmesi lazım. Her kesiminin. Akıl artık dünyanın en önemli stratejik ürünüdür. Yani insan beyni artık 21. yüzyılda en stratejik üründür. Ve insanoğlunun doğasından gelen bir merak duygusu vardır. Hayatı sorgular. Dillendiği andan itibaren hayatı, çevreyi, kendisini, herkesi sorgulamaya başlar. Hiç kimse unutmasın. Amerikalıların Mars'a gönderdikleri aracın adı da merak. Sorgulamayı tetikleyen temel unsur yine merak. Ne oluyor? Neden oluyor? Niçin oluyor? Bunları sorgulamak zorundayız. Eğer bir eğitim sistemi bu merak dediğimiz duyguyu güçlendirirse toplum ilerler. Eğer bir siyasetçi çıkıp bir alanda konuşma yaparken biz Müslüman bir ülkeyiz, bizim mucit yetiştirmemiz mümkün değildir diyorsa o hazır olarak toplumu geriye götürmekle görevlendirilmiş demektir. Oysa İslamiyet'in ilk çıktığına bakın, bilimdeki, teknolojideki gelişmeleri de orada da görürsünüz. Bilim insanlarını görürsünüz. Orta çağ karanlığını yırtanlar Müslüman bilim insanları olmuştur. Ama bugün 21. yüzyıldayız ve Türkiye'deyiz. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Her anne ve baba biliyor ama maalesef ülkeyi yönetenler eğitimin önemini hala kavramış değiller. Hiç kimse şunu unutmasın. Hiç kimse. Türkiye'nin Güney Kore'den önce otomobil üreten ülke olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, fakat günümüzde Güney Kore'nin dünya çapında en az 3 otomobil markası bulunuyor. Bizim Güney Kore'den ne eksiğimiz var dedi. Buyurun, şimdi bakalım. Dünya çapında en az 3 otomobil markası var. Güney Kore'nin, Türkiye'nin bir otomobil markası bile yok. Her vatandaşımın oturup düşünmesi lazım. Bizim Güney Kore'den ne eksiğimiz var? Genç nüfus deseniz var. Yaratıcılık deseniz var. Ama toplumu geleceğe kilitleyen bir siyaset, üzülerek ifade edeyim, olmadı. Olmadı.